Merhabalar. Ben F1 yine yepyeni bir haftalık event videosuyla daha karşınızdayım. Görmüş olduğunuz üzere sesim özellikle duymuş olduğunuz üzere biraz kötü. Hastayım arkadaşlar. Önce bir tabii Williams süreceğiz. George Russell'dayız. İlk ona girmeye çalışacağız. Britanya'dayız. Balans setup'la girmek istiyorum. Onu söyleyeyim. Ve hızlıca yarışımıza başlayalım. Videomuz biraz öksürüklerle baltalanabilir. Onun için çok özür diliyorum sizlerden şimdiden. Bir hafif sinüzit geçirdim gibi bir durum var. 1,5 haftadır yaklaşık bu hastalıkta cebelleşiyorum diyelim. Serum falan yedim. İlaçlar alıyorum. Toparlamaya çalışıyorum. Onu söyleyeceğim. Onun dışında Allah'tan stoklu gidiyormuşum. Yaklaşık bir haftalık falan 1,5 haftalık bir stoğum vardı. Onu erittik bu dönemde. Olabildiğince yine sizi videosuz bırakmamak için elimden geleni yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. İşte görmüş olduğunuz üzere şu an kontrolcüyle video çekiyoruz. Neden kontrolcüyle video çekiyorsun diye önce soracaksınızdır diye tahmin ediyorum. Hemen onu açıklayalım. Şimdi biliyorsunuz, siz de haberiniz var ki ben taşındım arkadaşlar artık. İstanbul'da değilim gibi bir durum var. İstanbul'da olmayınca da böyle her yerde elektrik durumları iyi değil. Yani voltaj düşebiliyor, çıkabiliyor. Bu da sizin elektronik eşyalarınız açıkçası zarar verebiliyor sizin elektronik eşyalarınıza. Öyle bir durum yaşadık. Voltaj düştü, yükseldi falan. Ben evde yoktum hatta. Sadece fişe takılıydı aletim. Yani direksiyon sadece fişe takılıydı. Herhangi bir şekilde çalışmıyordu ve herhangi bir şekilde kullanılmıyordu o sırada. O voltajın yükselip inmesi bile G29'u bozmaya yetmiş arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum her şeyden önce. Eğer böyle voltajın düşüp çıkabileceğini düşündüğünüz bir yerlerdeyseniz özellikle. Akıllı priz dediğimiz bazı prizler var, aletler var. Onlardan tercih edebilirsiniz, etmelisiniz bence. Benim yapacağım ilk şey gerçekten bir akıllı priz elde etmek olacak. İlk iş akıllı priz alacağım. Ki en azından bilgisayarımızı koruyalım. Belki bilgisayarımızın da başına bir şey gelebilirdi. Şansa sadece G29'la kurtardık durumu. Tabii G29'u kurtarabilir miyiz, kurtaramaz mıyız, ne olur ne biter hiçbir fikrim yok. Logitech'in servisi, biliyorsunuz Türkiye'de Penta bakıyor bu işe. Logitech'in servisi kendisi. Penta'ya ulaştım. WhatsApp'tan yazdım daha doğrusu. Onların bir WhatsApp destek hattı var servis için. Yazdım. Geri dönmelerini bekliyorum. Tabii mesai saati dışı. Şu anda yeni geldi başımıza bu durum. Ben yaklaşık 1,5 haftadır stoklu gittiğim için 1,5 haftadır bilgisayarımı açacak bir vaktim bile olmadı. Hastaydım sonuçta. Aynı zamanda çalışıyoruz falan, biliyorsunuz. Bu detayları artık hepiniz hakimsiniz diye biliyorum yani. O yüzden hiç açmamıştım direksiyonumu, kontrol etmemiştim. Dün açtığımda gerçekten hüsranla karşılaştım. Bugün de günlerden cuma sanırım. Cumartesi sabahına sizlere bu videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Hem böyle dertleşmiş olduğumuz bir video olsun, hem de sizleri videosuz bırakmak istemiyorum açıkçası. Elimden geldiğince yine sizlere güzel şeyler çıkarmak istiyorum ama tabii ki şartlarımız pek el vermiyor. Onun dışında bir sıkıntımız daha var. Yine bu dönemde yaşadığımız. RAM'imle alakalı bir sorun yaşıyorum. Önceden de yaşıyordum aslında bu sorunu ama ekran kartını değiştirdik, biliyorsunuz yakın zamanda. Ekran kartını değiştirdikten sonra özellikle bu durum dikkatimi çekti. FPS'im çok yükselmedi, aksine yine düşüyor. 20 FPS'lere falan düşebiliyorum böyle kalabalık lobilerde. Bu da benim açıkçası ne oluyor ya falan dedim. Hani ekran kartı değiştirdik sonuçta, artık bir şeylerin değişmesi lazım ki sistemimiz gayet güzel. Ekran kartı dışında iyiydi yani. Sonra biraz araştırdım. Mavi ekran veriyordu benim bilgisayarım sık sık. RAM ile alakalı bir sorun olabileceğini düşündük. Bir RAM testi yaptık. RAM'de bir error çıktı. Şu an o RAM'imi çıkardım. 2 tane 8 GB'lık RAM kullanıyordum normalde. O yüzden şu anda 8 GB'dayım. O da ekstra bir şekilde bilgisayarımın kasılmasına ve FPS'imin düşmesine sebep oluyor tabii ki. Aynı zamanda oyunu açarken, kayıt alırken falan bunlar hep birer sorun olarak karşıma çıkıyor. O da ekstra bir durum. Onu da paylaşmak istedim. böyle bir durumumuz var. Sizlere bahsetmek istediğim yani.
genel olarak. Tüm her şeyden de bahsettim açıkçası. Sağlığımdan bahsettim. Direksiyondan bahsettim. RAM'den bahsettim. Daha da bahsedecek de çok bir şey kalmadı. Burada Lewis Hamilton, Verstappen dönüşü yaptık. Gayet güzel dönmeyi başardık. Latifi ile birlikte güzel bir takım arkadaşlığı çalışması oluyor burada derken Latifi biraz frenleyip bize yolu tamamen bıraktı diyebiliriz. Onun dışında böyle kontrolcüyle video çekmem ne kadar doğru bilmiyorum. Sizleri videosuz bırakmak istemedim, tekrar onu söyleyeyim. Umarım en yakın zamanda direksiyonumun sorununu çözmüş olurum. Ama tabii ki çözemezsem de yapacak bir şey yok. Yine bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Direksiyon almaya çalışacağım ya da ne bileyim direksiyonumun tamirini halletmeye çalışacağım. Eğer halledemezsek de artık ne olur ne biter bilmiyorum açıkçası. Bir süre sizleri videosuz bırakabilirim. Sonuçta kontrolcüyle ne kadar sizlere doyurabilirim bilmiyorum. Ben çok fazla tatmin olmuyorum. Hani ben sürerken oynarken çok tatmin oluyorum, orası ayrı da. Hani sizleri tatmin edecek görüntü ve oynanış zevkini sunabileceğini düşünmüyorum kontrolcüyle oynarken. O yüzden de kafamda deli sorular açıkçası. Onu söylemem lazım. Tabii sizlerin de burada yorumları, fikirleri çok önemli benim için. Sizler beni yönlendireceksiniz. Kontrolcüyle devam edelim mi? Xbox koluyla oynayalım mı bir süre? En azından direksiyonu bulana kadar. Sizler de burada mutlaka yorumlarda bildirirseniz çok mutlu olurum. Onun dışında biraz da güzel konulara değinelim, değil mi? İş hayatım güzel gidiyor. Onu söylemek lazım. Yani güzel gidiyor derken tabii ki iş hayatı sonuçta. Her zaman sorunlar vesaire vardır ama en azından mutluyuz. Çalışıyoruz. Onu söylemek lazım. Onun dışında bir de önemli bir konu. F1 22 çıkıyor biliyorsunuz. Çok güzel bir döneme gireceğiz F1 22'nin çıkmasıyla birlikte. F1 22'ye kadar çoktan direksiyonumuz gelmiş olur. Orası ayrı konu da. F1 22 ile alakalı. F1 22 ile birlikte benden görmek istediğiniz video içerikleri var mı? Özellikle McLaren'lar geliyor biliyorsunuz. GT karlar geliyor. Artık yani McLaren GT karlar olacak. Mercedes GT karlar olacak. Bol bol GT araç göreceğiz yani. F1 22 ile birlikte bu çok güzel bir haber. Yani beni çok fazla heyecanlandıran bir haber. Bilmiyorum siz ne kadar heyecanlanıyorsunuz ama gerçekten oradan çok güzel video fikirlerim var. Güzel videolar çıkacağına eminim. Onun dışında yine F1 ile normal bir şekilde devam edeceğiz. Yine online lobilerle. Ama ekstra olarak istediğiniz başka videolar olacak mı? Mutlaka yorumlarda bildirin bana. Siz de fikirlerinizi sunun. Biliyorsunuz şurada ben bir ay öncesine kadar ya da 2 ay öncesine kadar diyelim, daha mantıklı bir zaman olur. 15-22 kişi, 20 kişiye videolar yüklüyordum. 1,5 sene falan herhalde 15-20 kişiye videolar yükledik. Bunu severek yaptım bu arada. Gayet yine keyif alıyordum. Hala aynı keyif alıyorum. Ekstra olarak tabii ki sizlerden güzel yorumlar gelince daha keyifli oluyor tabii ki. Orası ayrı bir konu. Çok teşekkür ederim o yüzden ilginiz ve alakanız için. Gerçekten çok tatlısınız hepiniz. Gelen yorumları gördükçe ben çok mutlu oluyorum. O kadar tatlı yorumlar geliyor ki iyi ki varsınız demek istiyorum. Onun dışında dediğim gibi ne kadar kaç kişiye yaparsak yapalım hiç önemli değil. Önemli olan sizleri de mutlu edecek içerikler çıkarmamız. Yani hep online lobby olur mu? Ya da ne bileyim, siz zevk alıyorsunuzdur tabii, orası ayrı. Ya da ben zevk alıyorum yaparken, orası ayrı bir konu ama mutlaka kanalda görmek istediğiniz içerikleri yazın. Kariyer isteği çok fazla geliyor. Ben kariyer yapmak istemiyorum açıkçası ama belki F1 22 ile beraber F1 Life gibi bir şey gelecek ya, GT Car'dan yükseliş, F1 hayatına giriş gibi bir şey. Belki ona girebiliriz. O böyle tatlı olabilir. Zevkli bir zaman geçebilir orada diye düşünüyorum. İlgimi çekti açıkçası. Tabii hep birlikte göreceğiz. Zamanla deneyimleyeceğiz hep birlikte ve zaman gösterecek her şeyi. Burada sarı bayraklar var. Mick Schumacher az önce DNF olmuştu sanırım. Mick Schumacher ile alakalı, ki yeşil bayrağa dönüşmüş şu anda.
Böyle bir durum. Çok da fazla konuşamıyorum dediğim gibi. Konuştukça boğazlarım kuruyor ve boğazlarım kurudukça acayip bir ağrı var boğazlarımda. Onu söylemek lazım. Bu yüzden biraz sessiz olursam da şimdiden kusura bakmayın. En azından yarışın kalan kısmında hem sizlerle dertlerimizi paylaştığımız hem de sizlerden fikir alışverişinde bulunacağımız bir video olsun bu. Diyelim. Tabii kontrolcüye geçtiğim için bu arada bir yandan da gözlerim yanmaya başladı. Hasta olduğum için tabii her konuda bir sıkıntı yaşayabiliyorum. Biraz şanssız dönemimizdeyiz ama her şanssızlığın arkasından bir şans gelir. Her böyle karanlığın arkasından bir el feneri, bir ışık yanar. Ya da ne bileyim denizde en umutsuz olduğun anda bir kara görürsün. Öyle bir durum olmasını dileyelim. Dileklerimiz o yönde olsun. Umarım güzel günler görürüz hep birlikte. Onun dışında bahsetmem gereken veya anlatmam gereken çok da bir şey kalmadı zaten. Her şeyden bahsettik. Çok da güzel oldu. Sizlere böyle samimi bir şekilde dert yandığım bir video oldu diyebiliriz. Umarım yine de hoşunuza gitmiştir bu videomuz şimdiden. Yok, daha fazla konuşmamam lazım. Şimdilik sizi böyle Russell'la baş başa bırakayım. Yarışmaya devam edelim. Yine önemli bir şey olduğunda zaten sesli olarak yanınızda biti veririm diyelim ve bastırmaya başlayalım. Gözüm yanıyor bu arada. Yani gözümü silmem lazım. Rekoruna da yetiştik. Güzel. İlk 13'e girmeyi başaracağız. Geçeceğimiz iki pilot kalacak neredeyse. Morning kaldık burada. Yani güzel kesti baba. Zorlayarak teker teker bir yani biraz kötü geçtim tamam kabul ediyorum arkadaşlar ama yani bir yandan da bot onlar yani böyle de geçeyim. Ocon bir sorun mu yaşıyormuş? Yanlış mı duydum? O konuda bir sorun var galiba dedi. Jeff sanırım yanlış duymadıysam. Bir yandan Jeff gidiyor biliyorsunuz. McLaren'ın eski patronu mu seslendirmeyi almış? Bir şey olmuş. Artık Jeff sunmayacakmış onu söylemek lazım. Tabii yeni kişiyi tam net bilmiyorum ama en azından bu bilgiyi de paylaşabilirim sizle. Hasta olduğum için ne gündemi takip edebiliyorum, ne video çekebiliyorum bu ara. Tabii en azından günde bir tane video çekip böyle sizlere birkaç tane video atmak istiyorum ama hastalığımda el verdiği kadarıyla arkadaşlar. Onu da söylemek lazım. Stroll'e yetişmek üzereyiz. Stroll'le o konu geçersek tek bir rakibimiz kalıyor. Gayet güzel. Ona da iki tur içinde yetişmeye çalışırız. Kusura bakmayın tekrardan bu şartlar altında video çekmeyi ben istemezdim açıkçası. Ben böyle yaparken gerçekten güzelliği yapmaya çalışıyorum. Gerçekten iyi şeyler çıkarmış olmak istiyorum video konusunda ama bazen böyle içime sinmese de bazı videoları yayınlamak durumunda kalabiliyoruz. O da bunlardan birisi olarak benim YouTube tarihime yerleşecek diye düşünüyorum. Bir yandan az önce söyledim mi söylemedim diye hatırlıyorum. Dediğim gibi az önce bir video daha çekmiştim. Yarışın başında söylediğim gibi. O yüzden bahsettiğim konuları kaçırabiliyorum. Kontrolcüyle oynadığımız için asistlerimizin çoğunu açtık arkadaşlar. Traction'ı medium'da oynuyoruz. Anti-lock açık. DRS, ERS asistlerini açtım. Hasta olduğum için bir yandan da çok fazla fokuslanmadığım için yarışa. Onun dışında başka bir asistle uğraşmadım tabii ki. Bir de vitesimizi manuelden otomatiğe çektik. Tabii ki direksiyonla oynamak gibi değilmiş. O yüzden kontrolcüyle oynayan tüm arkadaşlarımızı gerçekten tebrik ederim. Gerçekten kontrolcüyle direksiyonla oynayan rakiplere yetişmek gerçekten imkansız gibi bir şey ama yeterince çabalıyorsunuz ve kendinizi gösteriyorsunuz. İnanılmaz insanlarsınız. Direksiyonla oynayan rakiplerinizi geçebiliyorsunuz ve gerçekten bunu başaran arkadaşları tebrik ederim. Diğer arkadaşları da başaran birçok arkadaş var arkadaşlar. Antrenman yapmaya, çalışmaya,
ve tecrübe edinmeye kontrolcüyle devam edin diyeyim ben. Aynı zamanda benim de çok kat etmem gereken yol var kontrolcüyle. Onu da söylemek lazım. O yüzden bir an önce direksiyonuma geri kavuşmak istiyorum. Sizlerle eskisi gibi videolar çekebilmek için. Umarım warning yemem. Çok güzel. Warning yersem 3 saniyelik ceza alacağım bu arada. O aklımdan çıkmamalı. Ve rakibime de yetişemeyeceğim gibi duruyor. Yani yetişemezsem bile rakibime, Tsunoda'yı burada geçemesem bile hiç sorun değil. Önemli olan burada böyle dertleştiğimiz güzel bir video çıkması zaten. Tsunoda'yı geçmekten ziyade. Başarısız olsak bile bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum açıkçası. Sonuçta kontrolcüyle oynuyoruz ve o kadar hızlı olamamamız normal. Aynı zamanda setup da yapmadık. Balance setup'la girmeyi tercih ettim. Neden balance setup'la girdin derseniz de bu arada. Normal benim setup'ımla girmiştim geçen yarışta. Gene bu arada 10'unculuğu geçmiştik. Gene güzel bir yarış çıkarmıştım. Çok da keyifli geçmişti ama. Çok fazla arkadan kayma yaşıyordum. Kontrol etmesi de zor oluyordu. O yüzden de en azından dedim balans setup'a geçeyim bu yarıştan önce diye düşündüm ki iyi ki de geçmişim. Benim için daha relax, daha rahat ve anlattıklarıma daha odaklanabildiğim bir yarış oldu diyebiliriz bu yarış. Burada 3 saniye ceza almamam lazım şu an. Heh, tamam güzel. Yağmur da hafif çiselemeye başladı ama yarışın zaten sonundayız. Son virajlarını dönüyoruz. Çok özür dilerim arkadaşlar. Kendimi tutamadım açıkçası. En azından ilk onda bitirmeyi başardık ve en azından hayatta kaldığımız bir yarış oldu. Tekrardan kusura bakmayın, hastayım. Ve sizleri videosuz bırakmak istemedim açıkçası. Mutlaka önümüzdeki günlerde videosuz kaldığınız günler olabilir. Biliyorsunuz bizim video günlerimiz pazartesi, çarşamba ve cumartesi. Eğer videosuz kalırsanız şimdiden kusura bakmayın ya da kontrolcüyle en azından devam videolar çekmemi isterseniz mutlaka yorumlarda bildirin. Bu direksiyonun tamir olacağı dönemde ya da tamir olamayacağı yeni bir direksiyon almaya çalışacağım dönemde. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Mariah, shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your mood right.